2-0'lık galibiyette Galatasaray şampiyonluk mesafesini daha da kısaltmış oldu. Savaş abi maçtaydın. Hatta sahaya inip e, galibiyet fotoğrafını da selfiesinde çekmiş oldun. E, bir maç yorumu rica edeyim senden. <laughs> ki maçın e, yanında da hem Zaniolo'nun kırmızı kartı e, hem e, Okan Hoca'nın yabancı kuralı ile ilgili açıklamaları e, konuşulacak şeyler var tabii ki. Çok fazla selfie yapmam ben. Çok fazla paylaşım yapmam ama. Orada bir baktım hakikaten atmosfer acayip Dedim ben de gireyim onun içine. Bundan sonra artık bir sonraki selfie ne olur bilmiyorum. E, atmosfer güzeldi. Gerçekten de oyun olarak belki belli bölümlerde çok iyi oyun yoktu. Futbol olarak yine çok iyi futbol olduğunu söyleyemeyiz. Ama mücadele anlamında. Hele o son ikinci golde golü Icardi atıyor. Kerem'in şahane bir pası. Maçın kötülerinden bir tanesi. Onu maç içinde 2-3 defa daha yapsa çok daha farklı olurdu. Icardi'yi gol atıyor. Start Nelson'da yıkılıyor. Neden? Çünkü inanılmaz bir mücadele, mücadele, yaptı gol öncesi. İnanılmaz gol öncesi. Sakatlandıktan sonra gördüğü tedaviden sonra oyuna girmek istemesi. Yani o arada ekranlarda yansımadı büyük ihtimalle ama yani saniye kaybetmek istemiyor. O bandajlı bir şekilde içeri girmek istemesi. Oyun içindeki Lucas Torreira ile beraber uyumu. Muazzam bir şey. Ben hatırlamıyorum ki yani bir gibi bir oyuncu gol atıyor. Stad Nelson Nelson diyeyim diyor. İşte golün başlangıcı gol öyle başlıyor. Orada yani. başlıyor. Şeyi kestiyor da. Tabii hata hem de keserken de çok böyle yarı Hıdırılmaz gole şeklinde böyle topu geriden yani. yani rakibiniz sizden biraz daha önde onu kesip gol öyle başlıyor. Ondan önce yine aynı pozisyona benzer bir tane ne, e, Lucas Torreira'nın da vardı. Yani oyun olarak az kötü oynuyor olabilir ama şampiyonluğun son virajına girmişsin. Bu stres normal. Şimdi kimse bana Galatasaray niye bu kadar kötü? E, bu takımdan Fenerbahçe 3 tane gol yedi. Galatasaray gol yemiyor. Evet belki kötü oynuyor olabilir ama gol yemiyor. Ömer, oyun anlamında son 10 dakikadaki oyun, rakibiniz 10 kişi kalıyor. 10 kişi kalmasına rağmen savunma yapmıyorsunuz, hala gol arıyorsunuz. Oradaki en önemli nokta Savaş abi. Yani bence kesinlikle Torreira. Çünkü şöyle söyleyeyim, işte en son e, hatta sos, sosyal medyada da çok konuşuldu. Batı cephesine yeni bir şey yok diye son dönemin çok konuşulan bir filmi var. Orada 2. Dünya Savaşı'nda bir ön cephe var. O cepheye geçmeleri lazım ki ana muharebeye girmek için. Güzel filmi sevdim. Cepheyi geçemiyorlar. Galatasaray'da da ön cephede Torreira var. Hani gol bölgesine takımlar kolay kolay gidemiyor. Çünkü Torreira cepheyi öyle bir savunuyor ki orayı asla aşamıyor takımlar. Yani bu nokta çok kritik diye orada düşünüyorum. Da, orada da ben şunu söyleyeyim. 20 milyonu getirene vermem. 20 milyon euro çok iyi bir para. Ama şu an şampiyonlar Ben de lideri... burada şunu sorarım yani. Böyle bir örnek verdiysen sen çok fazla boş örnek vermezsin. O e, civarlara yakın bir teklif var mı? 15 konuşuluyordu. Yani zaten Galatasaray bu transferi çok fırsat transfer olarak aldı. Yani baktığın zaman bu, bu oyuncuyu nasıl transfer etti? Son günde yapılan transferlerin hepsi bir e, sihirbarlık örneğiydi. Yani. Çünkü Galatasaray yönetimi çok eleştiriyordu. Bir anda 5 tane transfer hepsi birbirinden önemli. Son gün yıkardı. Şimdi 12-15 milyon eurolarda konuşuluyordu. Ya bakalım Melo'dan sonra bir biraz da Fernando bir sene orada çok fazla oynamadı hatta 2 sene civarı. Burada bu saatten sonra Lucas Torreira'yı verirsen oraya öyle bir oyuncu bulabilir misin? Hani Melo ile Melo ile kıyaslayabilir miyiz? Hırs olarak, oyun aklı olarak. Melo'dan biraz daha saha içinde agresif, kavga anlamında daha sakin. Melo çok kavgacı bir oyuncuydu. Yani bunu Melo bugün Galatasaray'da oynasaydı ben bunu çok gönül rahatlıkla söylüyorum. Ve Üç maçta bir kırmızı kart görebilirdi mesela. Kartan'ın yani yani Torreira'nın oynadığı oyunda kartı çok yakın görünüyor. Çok ama, akıllı oynuyor. Evet. Çok akıllı O kadar profesyonel müdahaleleri var ki bak, yani. Melo ile, Melo ile Lucas Torreira'nın oyun e, anlamında kıyaslarız. Hırçınlık anlamında Melo çok daha farklıydı. Melo'nun zamanında var yoktu. Var olsaydı Melo'nun 3 maçta bir kart görme olasılığı çok zor. Lucas Torreira kolay kolay yere düşmüyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ayakta Herkibi kalarak, ayakta kalarak o hamleleri yapıyor. Tabi. Zaten teknik adamlar savunma oyuncularına <laughs> da ne der? Yani mümkün olmadığı sürece kaymayın. Yani o riski almayın der yani. Önemli ya, olan savunurken ayakta kalabilmek. Şöyle tüm oyuncuların performansına bakalım. Lucas Torreira'nın kötü oynadığı maç yani belki bir maç sayabiliriz. Bütün maçlarda hep ayakta ya vardır, kalabilen, tabii canım, takımı da vardır, ayakta kalabilen ve çok o değil. heyecanı sürekli e, takıma da yansıtabilen bir oyuncu. Taraftarla olan, o oyundan düştüğü zaman taraftar ve saha içinde de Lucas Torreira bu işi çok yapıyor. Dün akşam da bunu yapanlardan bir tanesiydi. Aslan payı geldiği zaman herhalde burada e, mustere tamam ama bir numaraya direkt Lucas Torreira'yı koyabiliriz. Icardi gol atıyor ama senin de ifade ettiğin gibi o filmde örneğini verdin. Orada Lucas Torreira çok net bir şekilde Galatasaray'ın kilit oyuncusu. Dün akşam da bunu gördük. Kalan maçları da göreceğiz. Artık hesaplar yapılıyor. Yarınki Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucuna göre belki Sivasspor maçı çok başka bir hal alabilir. Şampiyonluktur hesabı çıkabilir. Olmazsa bir sonraki maç. Ama Galatasaray stres olması normal. Zaman zaman kötü oynanması normal. Ama o 80 ile 90 arası taraftarın bir anda Aslan Tepe'de zannettim. Yani o her yer açık olması rağmen Orada yankılama yapmıyor ama o Icardi'nin gelen golüyle evet Zaniola tamam ama müthiş bir baskı vardı. Yani o özellikle ultra Aslan golü bu karşı türbinler. Müthiş bir coşku vardı. Yani nasıl iç sahada o baskıyı hep oluşturuyor. Dün de evinde gibi oynadı. Kutluyorum oyuncuları. Stres olacaktır. Kerem'in saha içinde saç baş yoldurdu taraftarlara. Birçok kişi kızdı ama akıl dolu bir pas, güzel bir pas. Onu Kerem daha fazla yapabilir. Yani çalım ve şut arasında çok kararsızlıkları var ya. Son noktayı koydu. Ondan önce de asist yapabilirdi ama. İşte onu söylüyorum. Yani bunu o kararsızlık, o kararsızlık, özgüvensizlik özgüven, öz neden bilmiyorum ama baskıdan dolayı mıdır? Lig bitiyor. Gelen biraz daha bunları net yaparsa yani Galatasaray'da hem Icardi'nin gollerinin hem de skora daha farklı e, isim olarak yansıyabilir. Peki e, zaten konuşacağız dediğim gibi hocanın açıklamalarını soracağım sana Savaş abi ama Kartal abiden de bir e, maç değerlendirmesi alayım. E, önemli olan herhalde şu Kartal abi Savaş abi dedi ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre en büyük fark yarattığı nokta savunma noktası gol yememe noktası. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray aslında duraklamalara düşündüğümüzde ciddi bir süre vardı. Ama hani sahada öyle bir görüntü vardı ki Galatasaray yani ne olursa olsun sanki maç böyle gece 1-2'ye kadar da devam etse gol yemeyecek gibi rakibine evet. bunu hissettirdi. biz izleyenlere bunu hissettirdi. Bu nokta gayet değerli diye düşünüyorum Galatasaray adına. Şimdi savaşında söylediği gibi son 20 dakika hakikaten Galatasaray rakibini bunalttı. Ama 20 dakika 20 dakikanın öncesine baktığımız zaman genel anlamda iki takım içinde söylüyorum bir temposuz keyifsiz üretkenliğin olmadığı bir maç izledik. Yani şimdi hafızalarda özellikle ilk kere bakıyorum hafızalarda ne kaldı? Ee, Torerianın bir direkten dönen şutu var. Rusistan. Rusistan mıydı? Pardon. Rusistan. Rusistanın bir direkten dönen topu. Onun dışında işte penaltı pozisyonu. Çok pozisyona girilmeyen bir karşılaşma. Ya. İkinci yarı da öyle başladı. Ee, Icardi'nin o bence çok şık ikinci golünden önceki bomboş pozisyonda atamadığı bir top var. Onu atsa belki çok önce iş bitecek. Onun dışında böyle e, bol aksiyonun olmadığı, e, reaksiyonun iki takımında göstermediği bir maç izledik. Yani çok böyle keyif aldım mı dersen ben almadım ama bu gayet normal. Şimdi bakıldığı zaman son haftalara gidilince evet hakikaten yani ister Galatasaray olun, ister Beşiktaş, Fenerbahçe olun, ister İstanbul Spor olun. E, ne kadar tecrübeli bir takım olursanız olun o sitesi baskıyı hissedebiliyorsunuz. Şimdi kolay değil ben Galatasaraylı futbolcuları ve e, kenar yönetimin heyecanını e, üzerlerindeki e, yükü, baskıyı anlayabiliyorum. Yani burada e, bir puan verirseniz. Yine rakibinizin iştahını açmış olacaksınız. O yüzden İstanbul Spor'da öyle çok böyle yavana atılacak bir takım değil. Yani herkes maçtan önce Galatasaray şöyle yapar, fark atar falan diyordu. Ama öyle olmadığını gördük biz. Yani İstanbul Spor ne yaptı? Genel anlamda e, haddini bilerek oynadı.